<laughs> Profesör Doktor Mustafa Nezmi İlhan 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile ilgili mücadele günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Çok ciddi bir yapılanmaya sahip. Ben de yaklaşık 15 yıldır uyuşturucu başta olmak üzere e, bağımlılık ve mücadelenin içerisinde yer alan bir bilim insanı olarak bunu dünyadaki örneklerle kıyaslayarak da rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle son dönemlerde dijital mecralardaki içeriklerde uyuşturucu maddelerin normal bir şeymiş gibi lanse edilmeye çalıştığını vurgulayan Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, bazen çok kötü örnekler oluyor. Ekranda ve sosyal medyada görüyorsunuz. Sanki uyuşturucu kullanılabilir, standart bir şey gibi insanlara gösterilmeye çalışılıyor. Oysaki öyle değil. Uyuşturucu bir kez deneyenlerin %70'i bağımlı oluyor dedi üstürücü için özellikle bizim Türkiye araştırmasına da bakıldığında bir kez deneyenlerin %70'in devam ettiği düşünüldüğünde yapılması gereken önemli şeyin şu an olduğu gibi e, ee, esasen uyuşturucuya başlamayı engellemek. Yani taleple mücadele olduğunu görüyoruz. Tabi bunun yanında bir de arzla mücadele var. Bu zaten İçişleri Bakanlığı konusu. Polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz bununla çok ciddi anda mücadele ediyor. Bazen çok kötü örnekler oluyor. Ekranda ya da sosyal medyada görüyorsunuz. Sanki uyuşturucu kullanılabilir, standart bir şeymiş gibi insanlara gösterilmeye çalışılıyor. Oysa ki öyle bir şey değil. Sözlerimi bir kez daha tekrarlamak isterim. Uyuşturucu bir kez deneyenlerin %70'i bağımlı oluyor. Türkiye'de de hala hazırda dünyada olduğu gibi açıkçası en çok uyuşturucu e, kullanımı esrarla birlikte karşımıza çıkıyor. Bağımlılık açıkçası daha çok Tam adolesan dediğimiz 16-18 yaşında temelleri atılan bir süreç. Tabi burada direkt uyuşturucu insanların başlarını söylemek çok güç. Bazen insanlar uyuşturucuyla başlamıyor ama yine Türkiye uyuşturucu araştırmalarından sonuçları sizle paylaşmak isterim. Örneğin çocuğun çevresindeki en yakın arkadaşlarından bir tanesi 3 ya da 5 arkadaşından bir tanesi uyuşturucu kullanıyorsa çocukta da risk artıyor. Ailede birisi uyuşturucu kullanıyorsa anne, baba, kardeş, dayı, amca, hala, yeğen dede, nene ya da evin içerisinde birlikte yaşadığı ev halkından birisi. Mesela üniversite öğrencisi evdeki arkadaşlardan birisi kullanıyorsa, çalışıyor, oradaki arkadaşlardan birisi kullanıyorsa riskin arttığını söylemek mümkün. O yüzden bu süreçlerde özellikle çevrenin çok olumsuz etki yaptığını söyleyebiliriz. Uyuşturucu kullananların geçmişlerine bakıldığında Öncesinde alkol kullanım öyküsü, öncesinde tütün kullanım, tütün ürünleri yani sigara, sarma sigara, puro, pipo, nargile gibi ürünleri kullanmanın da uyuşturucu için risk oluşturabileceğini bugün kanıtlanmış durumda. Şöyle ki eğer uyuşturucu kullananların kullanmayanlarla uyuşturucu kullananları uyuşturucu kullanmayanlara kıyasladığımızda geçmişlerinde uyuşturucu kullananlarda tütün kullanım öyküsü, alkol kullanım öyküsü ya da hekim önerisi olmadan sakinleştirici ya da uyarıcı ilaç kullanım öyküsünün çok yüksek olduğuna şahit oluyoruz. Bunların hepsi tabii bizler için uyarıcı olmalı. En önemli alan burada aslında insanların hiç uyuşturucuya başlamaması. Yani taleple mücadele edilmesi, uyuşturucunun özendirilmemesi. Bu konunun her şeyden öte olduğu inancındayım. Çalışmanın sonucu bakın.